Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere 20-25 gündür kullandığım diş fırçasını göstermek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki çok güzel dişlerinizi koruyarak temizliyor. Piko bu nasıl çalışacak? Düğmesi mi var? Parlak bir şey mi? Heh, buldum. Çalışmıyor. Altında değil mi? Aa, bu mu? Ben bunu desen zannediyordum. Yaklaşık olarak 2 aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Hemen size şöyle nasıl çalıştığını da göstereyim. Buraya basıyorsunuz. Düğmesi burada var. Çalışıyor. Sonra dişlerimizi temizliyoruz. Sıkalatıyoruz. Ay, müzik koyarım. Fırçalıyormuş gibi yapıyor. Daha sonra ise şarjlı şarj ediyorsunuz. 4 aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Emin olun, tüm samimiyetimle söylüyorum. Dişlerim bembeyaz oldu. Gördüğünüz gibi harika dişlerim var. Maalesef bunlar kameranın arkasında olan şeyler. Siz görmüyor olabilirsiniz ama ben o tür videoları izlediğimde bariz çok belli ediyor kendini. O kesilen, arada kırpılan yerler aklımda canlanıyor. Gelelim, evet. YouTube'da video üreten insanların bitmek bilmeyen ilginç video denemeleri. Yani anlam veremiyorum bazen maalesef izlediğimde. Misal bunu daha önceden Nivelle için söyleyecektim ama ben makyaj kategorisine girmediğim için pek söylememin mantıklı olacağını düşünmedim. Yağmur söylemişti, eleştirmişti. Çok yerli yerinde bir eleştiriydi. Zaten firmanın attığı bot dislike'ları da görebilirsiniz orada. Maalesef böyle bir mantık var. YouTube Türkiye'de firmalar kendi istediklerini yaptırma peşinde ilerliyorlar. Birazcık para gösterildi deme. 2 ay mı deniyor artık o YouTuber'lar? 20 ay mı deniyor? Şimdi gelelim öyle daha önceden de yapılmış olan. Barizdi, belliydi. Şu sıralarda fazlaca bir anda hani yoğun bir halde sizinle ilgili ana sayfamda yer alan videoların içinde bulunan cilt bakım ürünü. Luna 2 olarak geçen bir cihaz diyelim, ben size söyleyeyim. Şu an ekranda resmini, fotoğrafını görüyorsunuz. Bu 200 dolar gibi çok cüzi bir miktar. Yani bunu yabancı ülkede de satabileceklerini sanmıyorum. Ve bunun için de tabii ki de en hızlı nasıl yayılabilirler? YouTuber'ları kullandıracaklar. Haliyle de hayatında daha hiç kullanmamış, ilk defa video karşısında kullanıp da 20-30 gün kullanıyorum diyenleri görmek ilginç bir durum. Bir iki tane tuşu olmasına rağmen nasıl açılıp kapandığını bilmeyenler vardı. Yani öyle. Şimdi güldüğüme bakmayın çünkü sinirliyim. Sinirli bir şekilde oluşturuyorum bu videoyu. Burada bu 200 dolara silikonlu içinde titreşim olan cihazı alabilecek akılsızlıkta, çok özür diliyorum, bence bir izleyici yok. Ancak şöyle olur. Ya ben şunu da gördüm de benim param var bak aldım tarzında storylerde paylaşılabilecek bir ürün. Hani güç göstergesi babında. Bilakis bu güç değil, akılsızlık göstergesi. Kendilerini etiketlemek isteyen insanların alıp paylaşabileceği bir ürün. Üzgünüm çünkü onda bir fiyatına aynı işlevini gören bir dünya ürün var. Burada izleyenleri kandıran, kusura bakmayın bir daha söylüyorum, video sanırım kusura bakmayınlarla devam edecek. Kadın arkadaşlarımız özellikle bakım, makyaj videoları izliyor. Yani size açık açık söylüyorum. Hem cinsiniz sizi kandırıyor, hem cinsiniz sizi düşünmeden reklam yapıyor ve yine hem cinsiniz hiç etik olmayacak bir şekilde iş bazı altında sizlere yalan söylüyor. Üçü de aynı kapıya çıktı zaten. Ne kadar acı bir durum değil mi? Bu videoyu da niye çekmek istedim? Çünkü bu çoğalacak. Belli, yani belli. Bir hafta içinde 10-15 kişide bu ürün bir anda hortladıysa bunun daha ardı arkası kesilmeyecek. Ben benimkileri uyarmak istiyorum. Arkadaşlar zaten bunu alabilecek gücünüz varsa bunun yerine baştan aşağı tüm bakımınızı yapabileceğiniz cihazlar, ürünler temin edebilirsiniz zaten. Sanmıyorum benimkiler böyle şeyler almaz da. Hani olur da bir gaflete geldiniz diyelim. Bunun reklamını yapan arkadaşlara ise iki çift lafım var. Siz bunu hayatınız boyunca ne kadar kazanırsanız kazanın, kendi paranızla almayacağınızı biliyoruz. Biliyoruz. 10 liralık silikonun içerisine bir vibratör koymakla bu işler 1200 liraya çıkamaz. Yani Xiaomi'nin bile telefona bağlanıyor artık tüm cihazları. Bu milattan kalma. Bu tür ürünleri para uğruna reklamını yapmanız hiç doğru değil. Üzgünüm. Siz kendi samimiyetinizi kendiniz öldürüyorsunuz. Şöyle olur. Bir gün, hani olur da bir gün,
çok beğendiğiniz bir şeyi iyilik olsun diye hani. Biliyoruz yapmayacağınızı ama iyilik olsun diye çıkardığınızda insanlarda acaba bu da mı reklam? Acaba bu da mı samimiyetsiz bir video? Algısı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da benim kategorime girdiği için söylemek istedim. Onda bir fiyatına bir dünya ürün var. Şu an bu ekranda gördüklerinizin hiçbiri sağdan soldan kırpılmış ya da benim bir yerimden salladığım ürün fotoğrafları değil. Bilakis kendi fiyatları. İnanmayanlar için de aşağı linkini eklerim. Bakarsınız kendi gözünüzle görürsünüz. Onda bir fiyatına satılan bir ürünü burada 10 katı parayla hiçbir mahareti olmaksızın ay ben şöyle kullanıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum deyip de video karşısına çıkarmış olmanız. Ve öyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir video çekmek istedim. Vazelin videosundan sonra bir isyan videom bayağı geçti aradan. Daha isyanım çok diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Pek adam hoşçakalın. Her zaman hoşçakalın.